Her zaman dediğim gibi spot ETF kaçınılmazdı. Ayı boyunca saatlerce, günlerce mesai yapıldı ve kripto türevleri sentetik varlıklar sepeti oluşturuldu. Türev sepetinde sentetik ve injektif şov yapıyor ve kimse inanmıyorken Bitcoin 16 binlerden beri alındı. Bitcoin grafiğine gelelim. Satmıyorum, satmayı da düşünmüyorum. Uzun vadeli yatırımcılar için bu zaten hiçbir şey. Bitcoin'de bile hiçbir şey. Zamanlamaya çalışanlar yine her zamanki gibi borsalarla, algoritmalarla, haber gücü olan büyük medya şirketleriyle yapay zekalarla rekabet etmeye çalıştılar ve her zamanki gibi kaybettiler. Çünkü boğa piyasasında beklentiyi al, haberi sat çok çalışmaz. Evet ufak geri çekilmeler olur. Daha önce de söyledim. Olacak. Boğa piyasası boyunca da olacak. Kötü haberler gelecek. Bu yol böyle değildir. İnişi çıkışıdır. Görece radikal düşüş yaptığı zamanlar olacak. Ama bunlar daha önce hep söylediğim gibi kalıcı olmayacak. Zamanlamaya çalışıyorsan iyi şanslar. Ama zamanlamaya çalışanlar on chain verileri baktığımız zaman görüyoruz ki milyonlarca dolar likit oldular. Boğa piyasasında haberi de al. Beklentiyi de al. Her şeyi al. Yapman gereken şey aslında basit. Kaliteli projelerde sahipliğini artırmak. Ha bu sabit fikirli ol demek değil. Örneğin ayı piyasası boyunca ben sentetik varlık ve kripto türevleri sektörünün neden büyük olacağından bahsediyordum. Size projelerden ufak ufak bahsediyordum ama genel olarak sektörün çok büyük olacağından bahsediyordum. Gerçek hayattaki türevlere bakıyorduk, buradaki türevlere bakıyorduk. Gidecek ne kadar yolun olduğunu görüyorduk. Burada 3-4 coin'lik bir sepet yaptık ve burada 4 projeden biri yatay gitmesine rağmen rekabet problemleri vardı. Diğerlerine yetişemedi. Umadan bahsediyorum. Zararda pozisyonumuzu küçülttük ve daha iyi işler çıkaran injective Injective'de pozisyonlarımızı arttırdık. Böylelikle daha da kazandık. Ama... Ama birileri blockchain'in ve kriptoların kazanmasından ağlıyor. SEC yanlış karar verdi, büyük bir hata yaptı. Onu anlıyorum. Şu anki finansal sistemde bir telefonda istediği o devasa finansal şirketlerden birini arayıp o şirketlerin piyasa değerleri birçok ülkenin GDP'sinden daha büyük. Onlardan herhangi birini arayıp işi hemen çözebiliyor. Ya biz o ülkeden yatırım almanızı pek istemiyoruz. A şunu yapmanızı desteklemiyoruz. Şunu halledin lütfen. Bitcoin'de arayıp hesap sorabileceği biri yok. Çünkü peer to peer. Kişiden kişiye. Permissionless. Kimseden izin almana gerek yok. Bu yüzden istemiyorlar. Aynı şey gibi düşünün. Bob Mendes. Bitcoin ilgili şeyler için kullanılıyor. Kara para aklıyorlar. Rüşvet alıyorlar. Asla böyle bir şey onaylayamayız deyip. Senatorda sürekli Bitcoin aleyhine propaganda yapıyordu. Ne oldu? Soruşturma açıldı. Evine arama izni çıktı. Gittiler kasasını açtılar. Külçe altınlar ve nakit para çıktı. Biri gitti adamın evine külçe altını bıraktı. Kimin haberi var? Kimsenin yok. Bob Mendes hala rüşvet aracı olarak Bitcoin kabul etmiyor. Ettiği zaman Senato'da kendisinin de Bitcoin'i desteklediğini görmeye başlayacağız. Şimdi Spot ETF onaylandı. Sırada ne var? Aslında spot ETF ile Bitcoin'i elemi geçirecekler. Merkeziyetsizliğin sonuna mı geldik? Amerika mı artık burada hüküm sürecek? Bu tarz şeyler Bitcoin'i anlamamaktan kaynaklanıyor. Bu tarz endişelerle ilgili bir video yapmıştım. Sağ üstte koyarım. Bitcoin'i daha iyi anlamak istiyorsanız o videoyu izlemelisiniz. Video çok daha kapsamlı çünkü videoyu izleyen birçok kişi girdikten sonra yorumlarda göreceksiniz. Heh Şimdi anladım. Artık senin neden 16.000'de de inandığını asla satmadığını anladım dediler. Bir yeni sekmede açın video bittikten sonra izleyin. Şimdi spot ETF'in çıkması ve o şirketlerin ETF başvurusu yapan ve onaylanan şirketlerin ellerinde büyük miktar Bitcoin olması ki ellerinde değil direkt çoğunun saklamasını Coinbase yapıyor ama ellerinde büyük miktarda Bitcoin bulundurması onlara hiçbir yetki vermiyor. Çünkü Bitcoin proof of stake değil. Eğer Bitcoin proof of stake olsaydı parayı basıp ki şu an piyasa değeri çok yüksek inanılmaz büyük bir para basıp %51'i alıp geçici de olsa a zarar verebilirlerdi. Ama şu an Bitcoin'de bu mümkün değil. O zaman Ethereum Proof of Stake. Ethereum'da mümkün mü? Teknik olarak %51'i alırsan kalıcı değil. Geçici olarak evet a zarar verebilirsin. Yeni blokların eklenmesini durdurabilirsin en azından. Ama burada da kar zarar matematiği yaptığın zaman karşılığını alamıyorsun. Zarar vermenin bir anlamı yok. A saldırmak çok maliyetli. Yani şöyle düşün. Bir kasa var kasanın içinde 1000 dolar olduğunu biliyorsun. Kasayı açmak minimum 1500 dolara mal oluyor. Açar mısın? Rasyonel olan açmak değil. Şimdi ne diyoruz? Blockchain özelinde, merkeziyetsizlik özelinde spot ETF'in çıkması herhangi bir sıkıntı yaratmayacak sadece fiyat üzerinde etkisi olabilirdi. Ama Bitcoin'lerin %70'i son 1 yıldır hareket etmediği için ve her videoda size on-chain zincir üstü verileri gösteriyordum. İnsanlar borsalardan paralarını çekiyordum. Tüm borsalardaki Bitcoin miktarı sürekli azalıyordu. Bu yüzden spotta alınabilecek çok fazla Bitcoin kalmadı. Karşımızda hem sürekli merkeziyesi cüzdanlara çekildiği için spottaki alınıp satılacak miktarı azalan hem de halving ile beraber arz artış hızı %50 azalacak bir varlık var. Bu tarz olaylar bize Bitcoin'in ve blok Çin'in değerini çok daha iyi anlatıyor. SEC'nin yüzünden kaç trader yatırımcı demiyorum. Trader likit oldular. On çeyrek rakamlara bakın milyonlarca dolarlık pozisyonlar patladı. Ve bu haksızlık. Çünkü rekabet ederek traderlar o parayı kaybetmedi. Manipüle edildiler. Biz elbette güvenmiyoruz. Ama SEC'ye güvenen insanlar Devlet kurumuna güvenen insanlar yarı yola bırakıldı. Dediğim gibi SEC'ye güvenenler bir anda karşılarında Spot ETF'in onaylandığı haberini aldılar. Ama ben SEC'ye güvenmiyorum. Hiçbir zaman güvenmedim. Zaten onları istemediğim için blockchain takıntılıyım. Ama insanlar güvendi ve yine yarı yolda bırakıldı. İnsanlar coin gibi. Harika SEC onayladığına göre. BlackRock da Bitcoin'e iyi dediyse artık Bitcoin alabilirler. Bağımsız düşünebilenler. BlackRock da, SEC de, hükümetler de. Bitcoin için kötü dediğinde alıyorlardı. Alıyorduk. Şimdi SSI'nin onaylaması umurumda değil. Sizin de olmamalı çünkü blockchain demek permissions demek. Kimseden izin almamak demek. Kimsenin iznine ihtiyaç duymamak demek. Başkasının iznini beklemeyin. Bağımsız düşünün. Şimdi Bitcoin'deki tahminimi 120 bin dolardan 400 bin dolara çekiyorum. Ve şunu söylüyorum. Bu videoyu izleyenler çok yüksek olasılıkla hayatınızda Bitcoin'in 1 milyon doları geçtiğine şahit olacaksınız. Çok uçuk gelebilir. Çoğunluk katılmayabilir. Ama şu ana kadar en çok kazandığım parayı her zaman kitlelerin aksine bahse girdiğimde kazandım. Çoğunluk inanmadığında, katılmadığında kazandım. Olay şurada. Diğer emtialar ile Bitcoin arasındaki token ekonomisi, biliyorum diğer emtiaların token ekonomisi yok ama varsayımsal olarak Bitcoin'in inanılmaz büyük bir farkı var. Altın Spot ETF'i çıktığında yani onayladığında 2004 yıllarında inanılmaz bir para girişi oldu. Milyarlarca dolar aktı. Sonra ne oldu? Biz insanlar o altın çok daha değerli. O zaman çok daha fazla para kazanabiliriz diye madencilik şirketlerinden bahsediyorum. Daha fazla altın çıkardık. Daha fazla altın kazdık çünkü iş gücü maliyetini, enerji maliyetini her şeyi çıkarıyordu. Altın fiyatı çok yükselmişti. Bu yüzden üretimleri hızlandırdık. Her masrafa değiyordu. Madencilik şirketleri altın spot ETF'inin çıkmasıyla ve fiyatının yükselmesiyle beraber üretimlerini 2-3 kat attırdılar. Çünkü dediğim gibi kazanılan para, altını sattıklarında kazandıkları para tüm iş gücüne, enerjiye vesaire değiyordu. Aynı şekilde petrol fiyatları arttığında da daha fazla petrol çıkarıyoruz. Bitcoin fiyatı arttığında daha fazla bitcoin çıkarmak mümkün değil. Çok karlı olsun benim dediğim hedefe gelsin. 400 bin dolara gelsin. Bitcoin madencileri desin ki hadi daha fazla Bitcoin çıkarma zamanında. Deli gibi en güçlü donanımlarla saldıralım. Böylece ağ güvenliği de inanılmaz seviyelere çıkacak. Ama Bitcoin'in yine arz artış hızı değişmeyecek. İstediği kadar kişi daha fazla madencilik yapsın. Yine aynı miktarda Bitcoin çıkacak. Ve 4 yılda bir bu arz artış hızı %50 azalacak. Neden 400 bin dolar olacak diyorum ve hayatınızda 1 milyon doları geçtiğine şahit olacaksınız diyorum sıralayalım. Bu size anlattığım son talep. Çok kıt olması ve fiyatının yükselmesiyle beraber diğer emtiaların aksine arz artış hızının artmaması. Artan talep ve sabit kalan değil azalan arz artış hızı var Bitcoin'de. Başka multiplier efekt dediğimiz ekonomide çarpan etkisi diye bir şey var. Ekonomi terimini size saatlerce anlatmayacağım. Çok basit. Ekonomide birin aslında bir olmaması. Örneğin bankaya yatırdığın paranın kredi olarak kullanılması, sonra çeken kişinin harcaması, onun başka bir şey yapması nasıl bir etki yarattı? Birbirin paranın büyüklüğü aslında çok daha fazla oldu. Nasıl bir etki yarattı? Başka, Veblen etkisi. Veblen'un ürünleri fiyatı arttıkça ona talebin azaldığı değil, aksine fiyatı arttıkça talebin de arttığı ürünlerdir. Buna Rolex, Rolex'in Daytona'sı iyi bir örnek. Daytona ürününde geçmişte bakıyoruz, fiyatı arttıkça talebi de artıyor. Aynı şekilde insanlar Bitcoin 16.000'deyken biliyorsunuz burada 3-5 kişiydik. Şu an yine siz erkensiniz. İleride görün bir de. Ama 16.000'de İlgilenen sayısı çok daha azdı. Bitcoin aynı Bitcoin'di. Aynı token ekonomisi, aynı teknoloji. Ama ucuz diye ilgilerini çekmedi. Şimdi 40 bin üstünde çok daha fazla ilgi görüyor. Bitcoin tam bir Weblin ürünü. Diğer sebep size on chain verileri gösteriyordum. Borsalardan sürekli para çekilmesi spotta alınıp satılacak Bitcoin'in azalması demek. E talep artıyor. Gittikçe daha fazla insan Bitcoin'le tanışıyor. Gittikçe daha fazla insan bu 21 milyon hiçbir zaman daha fazla olmayacak. Bu 21 milyondan pay almaya çalışıyor. Hepsi de farklı motivasyonlarla. Örneğin bir ülke kendi merkez bankasında gelecekleri rezerv olarak başka bir ülkeye bağlı olmak değil. Başka bir ülkenin para birimin değil. Nötr olan bitcoin'i seçecek. Veya Ukraynalı biri varlıklarını o şekilde taşıyacak. İsrail Filistin'in etrafını çevirmiş. Filistin şu an açık hava hapishanesi. Sok bakayım Filistin'e altın. Ama bitcoin mümkün. Meksika'da kartellerden kaçıyorsun. Bitcoin. Hükümet yozlaşmış dünyada bunun çok örneğini gördük. Deli gibi para basıp insanları fakirleştiriyorlar. Bitcoin. Bu şekilde talep artıyor, İnsanlar merkeziyetsiz cüzdanlarına çekiyorlar. Yani spot'ta alınıp satılacak Bitcoin miktarı azalıyor ve burada insanların emirleri eşleşiyor. Alım emirleri, satım emirleri eşleşiyor ve gerçekleşiyor. Şimdi şöyle bir senaryo düşünün. Bir emir defteri. Satılık bir Bitcoin, 70 bin dolar. Likidite o kadar az ki örneğin satış emirlerinde ikinci satıcı 100 bin dolara satıyor. Bu da alımla beraber arşoku yaşanması fiyatın bir anda inanılmaz rakamlara ulaşması demek. Başka ne demek insanlığı daha ileriye götürecek bu teknolojiyi daha iyi anlamak ve kazanmak için abone ol ve yeni videoları kaçırmamak için zil butonuna tıklayıp bildirimleri aç demek. Kendinize iyi bakın demek, sağlığınıza dikkat edin demek. Görüşmek üzere bay bay.